Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 9. sınıftayız ve yazılılar biraz moralimizi bozmuş olabilir. Sanki lise hiç de ortaokul gibi değilmiş, değil mi? Evet, hadi bakalım. Bu videoda dertleşiyoruz. O yüzden senden bir ricam var. Bu videoyu şimdi durdur. Çayını kahveni al. Haydi videoya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi bu video dertleşme videosu olduğu için biraz daha böyle sohbet gibi olsun istiyorum. Biliyorum artık liselisiniz ve bu liseli olmanın verdiği güzel bir özgüven, güzel bir büyümüşlük hissi, artık yetişkinlik yolunda atılan çok ciddi adımların olduğunu söyleyebilirim. Ve gerçekten hayatınızda aslında en güzel dönemlerinden birindesiniz. Çünkü burada olan arkadaşlıklar, burada olan dostluklar, burada öğreneceğiniz şeyler hayatınızda diğerlerine göre çok daha kalıcı olabiliyor. O yüzden bulunduğunuz anın lütfen keyfini çıkarmaya çalışın. Çünkü keyfini çıkardığınız her şey geriye dönüp baktığınız zaman güzel, tatlı birer anı olarak kalacaklar. O yüzden o depresif hallerden, acaba ne yapacağım, oluyor mu olmuyor mu gibi durumlardan lütfen sıyrılalım. Çünkü olacak. Niye böyle söylüyorum? Çünkü biz varız, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Mesela ne yapacağız? Hemen önümüzdeki zaman dilimlerinde, yani yaz tatilinde bu 9. sınıfı etkili olarak geçirememiş arkadaşlar için 9'dan 10'a bir yaz kampı düzenleyeceğiz. Mesela buna katılarak tüm eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Birazdan genişçe değineceğim ama en azından şu karamsar havalardan bir kurtulalım istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ortaokul sıralarındayken özellikle LGS'de 6 dersten sorumluyuz. Türkçe, matematik, din, inkılap, İngilizce, fen vesaire diye gidiyorken bir baktık lisede artık çok daha farklı bir dünya var. İşte fen dersi alt dallara ayrılmış, farklı derslerle ön plana çıkmış, işte Türkçe edebiyat olmuş vesaire derken artık biraz daha işin girift, karmaşık bir hale geldiğini görebiliyoruz. Şimdi bu duruma uyum sağlayan arkadaşlar olduğu gibi uyum sağlayamayan arkadaşlar da oldu. Ama arkadaşlar şunu bilmenizi isterim. Bu gözünüzü korkutmasın. Bizler sizlere zaten gerekli içerikleri de sunacağımız için sadece bizim verdiğimiz adımları takip ediyor olmanız başarılı olmanızı sağlayacak. Şimdi öncelikle altını çizmek istediğim birkaç nokta var. Sizler 9. sınıf öğrencisisiniz. Seneye 10 olacaksınız ve 9. 10. sınıf öğrencilerinin YKS sınavındaki TYT kısmından sorumlu olduğunu göreceksiniz. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin de YKS'nin AYT kısmından sorumlu olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla sizler hem TYT hem AYT olmak üzere iki alandan sınava hazırlanıyorsunuz. Bu yüzden 9. ve 10. sınıf konularının 11. ve 12. sınıfa geldiğinizde yük olmamasını sağlamak için bazı şeyleri şimdiden halletmeniz gerekiyor. Halletmeyen arkadaşların 11 ve 12'de oldukça zorlandığını görüyoruz. Çünkü AYT ile birlikte TYT'yi de devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Başaranlar var ama çok yoruluyorlar. Sizler bunu yapmamak için bu yaz tatilini güzel bir fırsat olarak görebilirsiniz. Şimdi yazılıların moralinizi bozması belki YKS'ye de etki edecek diye bu genişçe, güzelce açıklamayı yapmış oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar, son yazılılara girmek üzeresiniz veya birçok arkadaşımız hazırlanıyor, hazırlıklarını güzel bir şekilde devam ettiriyor. Sizlerden bazı isteklerim olacak. Mesela bunlardan bir tanesi yazılıya hazırlık videolarımızı izlemeniz. Bu videoyu izlerken özenle notlar çıkarmanız, bu notları tekrar etmeniz, sorularınızı çözmeniz ve o soruların yanlışlarını öğrenmeniz. Eskiden bu yanlışları öğrenmek takdir edersiniz ki çok zordu. Özellikle bizim yaşımızda olanlar gençlere çok şanslısınız. Şimdi kare kodu okutup doğru cevabı görebiliyorsunuz bile derken sizler şu anda bunu direkt olarak ayağınıza getiriyorsunuz. O yüzden çok şanslı olduğunuzu bir kez de ben söylemiş olayım sizlere. Şimdi arkadaşlar, sadece bu adımları takip ederek, yani her şey size sunulmuş, her şey önünüzde ve sadece onu yapmanız gerekiyor. İşler bu kadar basit bir hale gelmişken zihninizde karmaşık bir hale getirmeye gerek yok. Biraz evvel bahsettiğim tüm bu adımları uyguladığınız zaman son yazılarınızın muhteşem geçeceğine eminim. En azından lisenin altyapısını hazırlıyorsunuz. Notlarınızdaki dalgalanmaların ortaokuldakine göre biraz daha fazla olması çok normal. Yani normal bir süreçten geçiyorsunuz. İşte burada tam olarak bir yol ayrımındasınız. Ben galiba yapamayacağım, lise çok zormuş diyen arkadaşların maalesef not ortalamaları aynı bu şekilde devam ediyor. Peki tam da bu noktada bu videoların da sayesinde olursa ne kadar çok seviniriz. Hocam ben kendimin eksiklerimin farkındayım, bunu geliştirmek için mücadele edeceğim diyen arkadaşlar da işte bu sefer de başarılı olma yolunda etkili adımlar atmış oluyorlar. Ve unutmayın, hepiniz yapabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, tabii ki söylemek istediğim bir başka şey de yaz tatilini iyi değerlendirmeniz. Bu yaz tatilini iyi değerlendirin cümlesini kuranların hepsi tabii ki olabildiğince fazla ders çalışmalısınız gibi bir algı yaratmaya çalışıyor olabilir. Ama bizim kastettiğimiz şey tabii ki bu değil. Hem sorumluluklarımızın farkında olup hem de tatilimizi tam anlamıyla yaşayabilmemiz için bir haftalık program yapabilirsiniz. Kampımızı takip edebilirsiniz. Kampımızın gerekliliklerini sadece hayatınıza uyguladığınız zaman sabahtan öğleye kadar olan vakti ders çalışarak sonrasında kendinize vakit ayırabilirsiniz.
ayırarak, bir hobi edinerek, eğlenerek, arkadaşlarınızla sohbet ederek, doğayla bütünleşerek bu yaz tatilini tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, bunlar hayatınızı inanılmaz güzel şekillendirir. Benden söylemese. Evet sevgili arkadaşlar, çayınızı kahvenizi şimdi bitirmek üzere olduğunuzu tahmin ediyorum. O yüzden şimdi dertleşme vaktinin diğer tarafına geçiyoruz. Yani artık sizler yorumlarınızla bu videonun altına bir şeyler yazıyorsunuz. Bu sefer çayı kahveye alma sırası bende. Kahvemi yudumlarken videonun yorumlarını okuyacağım. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.